Değerli dostlar, Rize günlerinde ben ilk defa duydum. Yani daha evvelden duymuştum ama bu kadar güzel kitap ve baskı çalışması olduğunu bilmiyordum. Rize Araştırmaları Vakfı. Evet. Sayın Başkanımızdan beraberiz. Nedir, ne değildir? Çünkü burada Rize'nin hem tarihi, hem sosyal, hem kişiler olarak, hem de eğitim veya kültür olarak bir tarihi yatıyor kitaplar olarak. Önce sizi bir tanıyalım, sonra Revak'ı bir tanıyalım. Adım Ali Mahmutoğlu. Revak Rize Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıyım. 7-8 tane arkadaş beraberce bu vakfı kurduk ve götürmeye çalışıyoruz. Rize'li yazarların ve Rize ile ilgili kaynakların bir sonraki nesillere, ileriye dönük olarak kalması için çalışmalar yapıyoruz. Çünkü hakikaten bununla ilgilenen Rize'de kimse yok. Hiçbir evet, dernek maalesef. Yok, vakıf yok, hiçbir şey yok. Ve yavaş yavaş bunlar azalıyor, bitiyor ve tükeniyor. Bunlar tükenmeden, bitmeden bu kültür mirasımızı kitaplaştıralım ve bir sonraki nesillere bırakalım diye uğraşıyoruz ya. Peki başkanım, sadece Türkiye'de mi, Rize'de mi kültür kayboluyor? Yoksa Türkiye'de mi? Bütün Türkiye'de tabii aynı durum geçerli ama bizim hepsine yetişme şansımız yok. Yok. Onun için işte tabii her tarafta aynı şey söz konusu yani ama Rize'yi almamız vesilesiyle kendi bölgemize ağırlık verdik. Sadece Rize değil tabii. Bütün Doğu Karadeniz bölgesini kapsıyor bizim çalışmalarımız. Yani gerekiyor Artvin'de var, içerisinde Trabzon'da var, hiç ayrım yapmıyoruz. Doğu Karadeniz, aynı insanlar, aynı kültür, aynı sosyal yapı ve bunların tamamıyla ilgili bir böyle bir çalışmalar yapıyoruz yani. Peki ben başka bir şey soracağım. Kültürel çalışmalarda özellikle Avrupa'nın, Amerika'nın veya başka ülkelerin kültür emperyalizmine bize uygulatmaya çalıştıkları sanatta, kültürde ben direnmek için ailelere siz buna emek harcıyorsunuz. Veya topluma önereceğiniz nedir? Yani işte kaynaklara çok dikkat etsinler yani. Önemli olan kaynak yani. Bir bilgi geldiği zaman bunun kaynağı nedir yani? Hep tarihten beri hep aynı şeyler söz konusu tabii yani. Yani yurt dışından kaynaklı bir şey geldiği zaman, bize bilgi geldiği zaman bunu sorgulamamız gerekiyor. Hemen her şeye dalmayalım. Şu anda maalesef sosyal medya diye bir olgu var. Birçok genç nesil, gençlik şu anda bu sosyal medyaya bakarak fikirler üretiyor, işte kararlar vermeye çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu insanlarımıza göstermemiz gerekiyor. Sosyal medyada kaynağımız hiçbir zaman olmamalı. Gerçek kaynakları bulup doğru bilgileri orada almalıyız yani. Peki, ben beyefendiyi de tanıyayım. Sizi tanıyalım. Abdullah Kazdal, Rize Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Abdullah Bey, sizin düşünceniz veya amacınız, niye bunu kurdunuz? Anladığım kadarıyla başkanın gönüldaşlarından, yol arkadaşlarından birisiniz. Hedefiniz, amacınız başlarken, şu anki yoldaki durumunuz, gelecek durumunuz? Tabii bu bir ekip çalışması. Ömer Erdoğan başkanımız ve Ali Mahmutoğlu başkanımızın özellikle çok büyük gayretleri var. Bu bir gönül işi. Yani özellikle ismine de baktığınızda, yani üstelik şurada çok güzel bir şeyimiz var, amblemimiz var. Böyle tarihte bazı değerlerimizin kaybolduğu maalesef açıkça ortada. Doğru. Yani o kaybolmuş değerlere sahip çıkmak çok kıymetli bir iştir. İşleme, Revak işleme evet. Sizin amblem olmuş. Evet, evet. Doğru. Özellikle bu camilerimizde veya kültürümüzde, evlerimizde, pencerelerde olan bir benim bildiğim kadarıyla doğru mu? Evet. Ama bu işleme maalesef kayboldu. Maalesef. Peki. Evet. Tanıdığımız bir dostumuz. Ben kendisini sadece Revak olarak tanıyacağız ama Revak değil. Ömer Başkan'ın başka bir özelliği var. Yedi renk. Tek yürek. Tek yürek. Bir platform. 81 il. Bir kardeşlik platformu. Türkiye'yi dolaşıyorlar. Kah Rize'de, kah Bitlis'te, kah Batman'da, kah Muş'ta. Doğru mu? Evet. Ve en güzeli de ona gelecektim. Malazgirt organizasyonunda bulundunuz. Ömer Bey, şimdi yedi renk tek yüreği bırakalım. Evet. Yedi renk tek yürek bugüne kadar toplumda yedi renk olarak neyi başardı, neyi amaç edinmişti? Onun neresine ulaştı? Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri selamı yaygınlaştırın düsturundan hareket etti. Muhabbeti artırma düsturundan hareket etti. Hamdolsun bugün İstanbul'da hemşeri dernekleri ve vakıfları içinde
hepsinin içinde olduğu, 81 ilin vakıf ve derneklerin içinde olduğu Yedi Renk Tek Yürek platformu muhabbetin yaygınlaştığını gördü. Birbirimize selam veren insan topluluklar olduğumuzu gördük. Hep beraber Türkiye olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Bu bir kardeşlik bizim mayamızda var. Merhamet, muhabbet bizim mayamızda var. Yani bu toprakların nüvesi bu. Has özelliği bu. Dolayısıyla biz olmayan bir şey değil. Unuttuğumuz bir şey, olan bir şeyi tekrar etmiş olduk. Peki başkanım. Ben başkanım diyorum çünkü platformun başkanı sizsiniz değil mi şu anda? Evet, bu Rize Araştırmaları Vakfı'nın da yönetim kurulu başkanıyım. Yönetim kurulu başkanı. Evet. Onu bilmiyordum. Mütevelliyet başkanımız. Yönetim kurulu başkanı. Peki başkanım, bir karpuzda bu kadar kültür çabası, bu kadar emek çabası. Şimdi bunu ben biliyorsunuz, bizim milletimiz bir yere bir derneğe üye olacağı zaman kaç lira verilecek? Evet. Parası var mı? Bir örnek olsun diye insanımıza bir yani beyinlerine bazı şeylerin parayla satın alınamayacağını anlatmak için. Çok basit bir soru soracağım. Aslında aykırı bir soru. Olmaması gereken bir soru. Ama milletimize anlasın diye. Hiç para aldınız mı? Hayır. Niye? Çünkü yani biz Cenab-ı Hak rızkımızı veriyor. Bir işimiz var hamdolsun. Oradan çoluğumuzun çocuğumuzun maaşetini temin ediyoruz. Bu bizim bu topraklara karşı olan bir vazifemiz, bir borcumuz. Dolayısıyla bizim havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, yemeğini yediğimiz, bak burada Rize ile ilgili birçok eser verip göçmüş olan büyüklerimizin fotoğraflarını bir vefa şeyi olsun diye koyduk. Dolayısıyla bu insanlar hiçbir bedel almadan dünya kadar eser verdiler. Dolayısıyla o geleneğin kesintiye uğramaması adına yeni fedakar insanların, bu bir fedakarlıkta değil aslında. Yani yapabileceğiniz her şeyi bu millet için, bu ümmet için, bu topraklar için yapmak zorunluluktur. Farz-ı ayın bir şeydir. Dolayısıyla biz bir görev ifa ediyoruz. Yani bunu bir şey olsun diye söylemiyorum. Birilerinin kulağına kar suyu katsın. Öyle bir derdimiz de yok yani. Bizim derdimiz görev benim yapmak. Benim var çünkü evet. Bizim basın olarak, medya olarak maalesef evet. Hep yanlış değerleri milletimize aksettirdiğimiz için. Ama diyorum ki arada sırada güzellikleri de milletimize aksettirelim. Şimdi bir şeyleri Bey, paylaşan Süleyman güzel Bey. İnsanları da aksettirelim evet. Ki milletimiz bazı şeyin farkına evet. Varsın. Süleyman Bey, ben 5. gün buradayız. Bir gün Rize'ye bir cenaze dolayısıyla gidip döndük. Allah razı olsun. Vakfımızın kurucularından şimdi Kültür Bakanlığı müsteşar olan Ömer Arısoy evet. Kardeşimiz dostumuzun babası rahmetli olmuştu. O görevi ifa etmek üzere gidip döndük. Doğru, Rize Vakfı'ndan bana evet. Şey gelmiş. 4 günde benim gördüğüm manzara çok bizi mutlu eden bir şey. Yani hep şöyle söylenir, ya kitaba kimse ilgi göstermiyor, yayına kimse ilgi göstermiyor, tarihe ve yerel kültürle kimse ilgilenmiyor. Benim burada müşahede ettiğim şey çok farklı bir şey. Zaten bizim insan olarak en önemli görevimiz örnek insan olarak toplum içinde yer almak. Dolayısıyla siz iyi örnekleri toplumun huzuruna çıkarırsanız toplum bunda kendini buluyor. Yani ben burada yani toplumda bu işlerin de ciddi karşılığı olduğunu ama o topluma sunulan örneklerin az olduğunu. Dolayısıyla bizim gibi çalışmaların artması gerektiğini düşünenlerdenim. Burada bize olan ilgiden çok memnunum, çok mutluyum. Şüphesiz efendim sarma, lahana sarması satan insanlar kadar tabii ki bize iltifat olmayacak. Ama bunun bizim yaptığımız bu yerel kültür çalışmalarına ilginin yeterli sayının çok üstünde olduğunu gördüm ve Rizelileri çok mutlulukla tanımış oldum bir daha kendi hemşehrilerimi. Onun için yaptığımız işten dolayı da çok mutlu oldum. Ben de çok toplumda mutlu oldum. Karşılığı olduğu için. Ben de çok mutlu oldum. Böyle güzel bir şeyi evet. Aksettirmek benim için bir gurur. Açık ve net söyleyeyim. Evet. Başkanım bir şey soracağım. Şimdi ben Rizeliyim. Burası kapandı gitti. Web adresiniz var mı? Web sayfanız. Onu da bir duyurursanız en azından bir Rizeli biri bunu görürse, işitirse belki bir gelir. Bir şey göstermek ister, bir şey yapmak ister. Gençler özellikle. Başkanım. Şimdi bizim bir web sayfası çalışmamız var.
Biz bu web sayfasını bir popüler bir web sayfasından daha ziyade kalıcılığı olan, evet, ciddi, yani bizim yaptığımız işe yakışan bir şey olsun diye çok üzerine titizlikle duruyoruz. Belki 1,5 yıldan bu tarafa çalışıyoruz. Çok kısa bir zaman sonra yayına girecek inşallah. O zaman ben şunu söyleyeyim. Bizim kitaplarımızı arayan insanlar, evet, Rize Araştırmaları Vakfı yayınlarını Dergah yayınlarından tedarik edebilir. Bizim kitaplarımız Dergah yayınlarından çıkıyor. Duyuyorsunuz, Rize Araştırmaları Vakfı hakkında kitap veya bilgi sahibi olmak istiyorsanız Dergah yayınlarından kitapları bulabilirsiniz. Evet. Peki Rize'de kitapyurdu.com sitesinden bulabilir. Rize'de bazı kitapçılar da kitaplarımız var, onlardan tedarik edebilir. Olarak ben geldim, sizi nerede bulabilirim? Biz Rize'de bir şubemiz henüz yok. Biz burada Ümraniye'de, Atakent'te bizim vakfımızın merkezi. Ama inşallah önümüzdeki dönem imkanlarımız ölçüsünde. Peki, o zaman telefon ve şeyleri bana iletirseniz ekrandan gururla duyururum. Eyvallah. Peki. Değerli dostlar, unutmayın, midenizi benim gibi doldurabilirsiniz ama o bir gün gidecek. Fakat beyninizi, kalbinizi ve ruhunuzu doldurursanız asıl açlık orada, bunu sakın unutmayın. Bu güzel insanların, bunlar gibi nice güzel insanların açlık için sizin yanınızda olduğunuzda hiçbir zaman unutmayın. Kitap sadece beyni doldurmuyor, ruhu, kalbi ve belki de birçok yanlış işin, yanlış hastalığın önüne geçiyor. Doğru mu başkan? Doğru, doğru. Evet. Çok teşekkür ederim Rizeli olarak. Sağ olun. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Bir isteğiniz olursa benim için emir. Allah razı olsun. Değerli dostlar, yani dondurulmuş bile olsa korkuyorum dokunmaya. Rize'nin bunlar doğal yaratıkları. Rize'de ormanlarda yaşayanlar. Evet. Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü standındayız. Evet. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Mustafa Erdoğan, Kaçkar Dağları Milli Park Müdür Yardımcısıyım. Rize 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Rize, özellikle Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin, Gümüşhane illerinde bulunan, yaban hayatta bulunan, koruma altına alınmış olan canlılardır bunlar. Alçak kesimlerde bunları görmek mümkün değil. Hep yüksek kesimlerde, dağlarda, ormanın içerisinde yaşadıkları için bunları insanlarımızın görmesi mümkün değil. Diyeceksiniz ki bunlar buraya nasıl geldi, niçin geldi, nasıl getirdiniz? Bunlar doğada, ormanda ölü olarak bulunmuş. Veya, yani sizler tarafından öldürülmüş. Hayır, hayır, kesinlikle yok. Veya kaçak avcı tarafından vurulmuş canlılardır. Biz bunları ormanda bulduğumuzda alıp taneciye getirdik. Güzel tane tane getirdik. Burada vatandaşlarımızın göremeyeceği için ayağına getirdik. Bir şekilde sergilemeye başladık. Yani şu anda doğada var olan hayvanlar. Bu keçimiz Kaçkarların zirvesinde yaşayan keçidir. Yusufeli, Artvin Yusufeli tarafından daha çok bulunur. Envanterimizde 3500'ün üzerinde keçimiz vardır. Bu kurdumuz İkizdere tarafında yaşayan bir kurttur. Araba çarparak ölmüş bir kurttur. Bu vajak dediğimiz yaban kedisi çok yırtıcı bir hayvandır. Kan emerek beslenir. Diğer hayvanları boğar, onun kanını emerek beslenir. Kaya sansarı dediğimiz, biz gelincik deriz. Evet. Bazen de zerdeba deriz. Tavukları boğar. Evet. Tavukları boğarak yaşamını idame eder. Bu gördükleriniz göçmen kuşlar. Rize'deki yani göçmen kuşlar. Bu karaca haddinden fazla var ilimizde, Rize'de. Böyle evimizin yanına gelir, neredeyse elimizde yediririz. Yavruyken bu haldedir, büyüdüğü vakit bu hale alıyor. O yani öyle, öyle evet, yavruyken o şekilde büyüdüğü vakit bu hale alıyor. Bizim en büyük mücadelemiz, ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesi biyolojik çeşitlilik bakımından dünyada eşi benzeri bulunmayan bir zenginliğe sahiptir. Bunun için okullarımızda eğitim veriyoruz biyolojik kaçakçılıkla ilgili. Yabancı turistler gelip bizim çiçeklerimizi, böceklerimizi yurt dışına kaçırıyorlar. Biz bununla mücadele eden bir kurumuz.
Şu anda geçen diyebilirim ki bundan 2-3 sene öncesine kadar 6 kişi Mersin'den girdiler. Yusuf elinde yakaladık. Kanadalı, Belçikalı, Alman, Hollandalı, 2 tane de ABD'li. Tam 3840 tane kelebek yakalamıştılar. Bizim ülkemize has kelebekleri, evet. Tırtıl böceği ve atmaca kanı. Yani atmaca kanını görünce hayret ettik. Yani bunu neden aldılar? Hiç açıklama yapamadılar. Şimdi öyle bir şey ki kanunumuz yok. Kabahatler kanununa göre işlem yapıyoruz. Yazdık cezalarını. Ellerini kollarını sallayarak gittiler. Ellerindekileri alabildiniz mi? Aldık. Ha. Şu anda Artvin'de onları sergiliyoruz. En kısa zamanda bizim fırtına tanıtım merkezi yaptık. Evet. Yörenin bulduğumuz hayvanları orada sergileyeceğiz. Onları da oraya getirip halkımızın, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Yüreğinize sağlık. Ne diyeyim? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ve bize burayı gösteren sevgili dostumuz Ramazan. Seni bir tanıyalım. Milletimiz seni bir tanısın. Eyvallah. Ramazan Er, iş adamıyım. Mustafa benim amcamın oğlu. İyi dostum. Senin gibi köylüm. Öyle dolaşırken dedim ki bu yaban hayvanlarını vatandaşlarımızın tanıması es amacıyla. Biz geçiyorduk. Yalan değil. Biz es geçiyorduk. Değil mi? Görmemiştik. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Yani Rize günler deyince aklımız hep korona morona. Aynen. Yemeğe bak şimdi gitti şuraya görürseniz bak Rize ve yöresinde var olan canlılar olup korunma altına alınmıştır. Ben müdür yardımcısı olarak haftanın 2 günü dairedeyim. Diğer 5 günü dağlardayım. Yenge de bayram ediyor. 5 gündür de ve burada ne güzel işte Rize'de yetişen atmacamız, işte yabani hayvanlarımız bunları burada sergilemeleri. Mustafa yıllardan beri bu sergilerde öncülüğü yapıyor. Bir de büyük bir ayılar var. O bizim Karadeniz bölgesinde. Affedersin de büyük bir ayılar varken gözünü bana dikip bana niye bakıyorsun? Sana istirahatle söylemedim de. Şunu biliyor musun şunu? Ona diyecektim, ona geldim. Enu. Biz ona ne deriz? Dere köpeği deriz ona. Susamuru. Evet. Derelerde balıkları avlayan hayvandır. Yani derelerin balığını kurutan susamurudur yani. Ben onu sonradan fark ettim. Kurşun gibi gider yetişemesin ona. Doğru. Çok. Peki sen başka bir şey. Ben şeyi düzelteyim. Ben şimdi ayı derken. Şimdi, ya o bak, espri yaptım. O espri de. Evet. Şimdi bizim Rize'de arılarımızı, peteklerimizi yiyen bir ayılar var. Evet. Onları istinaden söyledim. Yani arıcılık Rize'de çok. Rize'nin arısı da meşhur, balı da meşhur. Ayı da ağzının tadını biliyor. Ayı da ağzının tadını biliyor. Herkes riskini yiyor da, yiyor. Evet, onu getirmedi buraya. O öyle güzel bir tane peki, ayısı var. Ya onu götürdün mü ben bir daha bu standtan zor girer. Ben başka bir şey soracağım. Evet. Biraz da ülke meselelerine dönelim. Önce sana soracağım. Kuzey Irak'ta bir referandum var. Gerçekten Kürdistan, bağımsız Kürdistan referandumu. Yoksa ben bu arada arzı mabut diye demişim. Sevgili kardeşim Mustafa beni 2 kere uyardı. Teşekkürler Mustafa kameraman kardeşim. Özür dilerim. Büyük İsrail projesinin bir adımı mı bağımsızlık mı? Büyük İsrail'in bir projesi bu. Ben yakın zamanlarda Erbil'e gitmiştim. Oranın halkınla istişare ettim. Bir ticaret amaçlı gitmiştim ama bizim Türkiye'yi, Tayyip Erdoğan'ı, reisi cumhurumuzu çok benimseyen bir milleti var oranın ama Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Burada Kürdistan kurulma davası değil. Evet. Burada oyunun ne olduğunu, nasıl bir büyük Avrupa ülkelerinin destek vermediği bilmiyorum. Bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. İsrail'in, Yükselen, evet, ABD'nin oynadığı bir oyun. Evet, onların oynadığı bir oyun. Allah sonlarına hayır etsin diyelim. Bizi de zor duruma bırakıp kötü duruma düşürmesinler. Müdürüm, diyelim. Devlet memurusun ama bu milli mi mesele? Aynen katılıyorum. Şunu bir tarafa not alalım. Kerkük'te müsili alıyoruz. Evet, anlaşmalardan. Aynen. Anlaşmalardan doğan haklarımız devreye girecek. Ben hayırlısını iyisi olsun diyorum ama pek hayırlı olmayacak gibi geliyor bana. İnşallah hayırlı olur. Biz... Yani... Evet, buyurun. Yani onlar bizim olacak yani, öyleye benziyor. Çünkü anlaşmalar var, sözleşmeler var. Artık
o sözleşmelere yani kimse itiraz edeceğini anlaşmalar zannetmiyor. Tabii. Kimsenin evet diyeceğine inanmıyor. Aynen, katılıyorum. Biz ne kadar siyasi olsak da büyüklerimizin sözünün dışında bir söz söylememiz de yakışık olmaz. Ben millet olarak düşünce olarak orada oranın halkıyla alakalı değil. Onlar verdikleri karara aşiret oldukları için özür dilerim. Evet. Eyvallah. Evet çıkarsa Mustafa'nın dediği gibi çok büyük bir tehlike onları bekliyor. İnşallah. Yani şöyle diyeyim sana. Biz Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza vermiş bir milletiz. Lazı, Kürdü, Abazası, Çerkezi. Ayırmaksız. Şimdi bizi yani bölmeye çalışıyorlar. Onların kafasına bir şey sokmuşlar ama onlar da yani o düşünceyle hareket ediyorlar ama sonları onların da pek hayırlı olacağını zannetmiyorum eğer onların kafasına giderler. Evet, giderlerse. Ben bu arada bir şeyi unuttum. Benim bir Trakyalı arkadaşım var. Dedi ki her programda Lazı Çerkezi diyorsun. Trakyalıları demiyorsun. Trakyalı 3-5 kardeşlerim. Sizi unuttuysak özür dilerim beya. Siz de bizim canımızsınız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Başkanım Allah yardımcın olsun. Değerli dostlar, Rize denince atmaca denmemiş olmaz. Ne haber yakışıklı? Evet. Ya iyi misin? Gözlerini diktin bana, gel. Üstad seni bir tanıyalım. Benim adım Toğman Koçer. Rize Ardeşen'den geliyoruz. Bu atmaca kültürünü tanıtmaya geldik. Ben atmaca kültürünü, benim halamın kocası vardı rahmetli Niyazi eniştemiz. Halam hep derdi ki o atmacaya baktığın kadar ömründe bir kere bağa baksan ne olur? Sende de aynısı var mı? Doğrudur. Bu kültür niye bu atmaca sevgisi var? Bakın da şu kuş sevilmez mi? Bu asaleti var. Evet. Bakışlarındaki güzellik var. Her şey var. Peki bir şey soracağım. Bunu biz buldurcun avında kullanıyoruz. Eğitip'te. Eskiden buldurcun avında. Benim eniştem buldurcun avında kullanmaz. Daha çok eğitirdi, bakardı. Eskiden diyorum mesela. 50 sene, 60 sene evvelinden söylüyorum ben. Kaç sene? Atalarımızın yaptığı. Benim 9 yaşından beri ben bu işi yapıyorum. Oldu 50 yaşına. Bir sevda. Hesap et. Güzel de bir sevda. Evet. En azından içki yok, bilmem ne yok. Bunun güzelliği var. Yok. Dağda. Peki, ormanın içerisinde atmacalarla uğraşıyoruz. Peki şunu sorayım. Gerçekten bu yeni nesilde, gençlerimizde bu var mı istediğin şekilde? %30, %40 diyelim. Bayağı düştü. Evet, düştü. Peki. Şimdi ya, o telefonlar, internetler çıktı ya. Bitti her şey. Evet. Bana bak, öyle böyle avını bekleyen şey gibi çakılma aslında bana. Aslında ben gençlerin yani boş kaldığı zamanlar dağlarda bu atmaca ile uğraşmalarını isterim. İnternet kafelere gidip. Hem spor yapıyorsun, evet. Hem güzelliğini yapıyorsun. Evet. İsmi var mı bunun? Bu şu anda bunun ismi Çam Kızılı deriz biz buna, yazısına göre. Peki kaç çeşit atmaca var özellikle bizim Karadeniz'de? Ya, şu anda beyazı var, sarısı var, siyahı var. En değerlisi? En değerlisi beyaz da sarısı. Beyaz da sarısı. Evet. Peki Arap ülkelerinden özellikle at... Onlar Doğan grubuna giriyor. Hayır, gelip Türkiye'den Rize'ye geldiklerine bayağı atmaca almaya başladıklarını... Yok, kesinlikle. Onlar Doğan grubu, Şahin diyoruz. Doğanlı. Almıyorlar. Onları alıyor. Demek ki o bir dedikleri. Onlar da Araplarda, şöyle diyeyim, o Doğan grubunun oturduklarında zenginlik abidesi olarak, şeyi olarak gösteriyorlar. O hava olarak. Hava olarak, evet. Ama bizimkisi bir spor, bir sevgi. Bir spor. Atalarımızdan gelen bir spor. Onun kültürü tanıtmaya geldik biz. Yani bu asaleti bakışında da belli. Evet. Rize sporunda şey zaten. Evet, amblemi. Amblemi. Atmaca. Evet. Yakışıklı. Gel. Bak şurada bir Kütahyalı var, dede. Şimdi dede gel bakalım. Gel bir Kütahyalı görsün biraz. Ya uzun ömür yaşasın da. Amin. Hep beraber. Evet müdürüm, teknik müdürüm, beğendin mi? Çok güzel. Peki. Üstad çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Yeter ki bunları yaşa. Şimdi oradaki de bakıyor. Ben üvey evlat mıyım diye. Onu da bir çekelim. Ha burada da bıldırcını var. Kuşu var. Kuşu. Örümcek kuşu. Gel bakalım. Gel burada da örümcek kuşu var. Abi fazla. Yok sadece. Bir şey soracağım. Şu saklanma yeri şu ağ. Kaç galiba böyle dağlarda vuruyoruz, atmacayı tutuyoruz. Anlat. Evet. Peki. Çok teşekkürler. İyi günler. Yine sağlık. Görüşürüz.
Değerli dostlar, arkadaşlarımız da çekti. Benim rahmetli babaannem çok gönderirdi beni Deremen'e. Değirmen değil, Deremen. Taş Deremen. Bunun bir özelliği vardır. Dışarıdan ırmaktan su akar. Buradan unu doldururuz. Bu büyük Taş Deremen'de mısır öğütülür. Şimdi başkanım, önce seni bir tanıyacağız. Ama bu işi sen ben bilmeyiz. Ablalarımız bilir, eskiler evet. bilir. Ben Yaşar Yılmaz, Sunca ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanıyım. Biz de yöremizin kültürel dokusunu buraya taşıdık, İstanbul'a taşındık, Rize günlerine taşıdık. Elimizden geldiğince Rizelilere ya da İstanbullulara tanıtmak arzusundayız. Umarım başarılı olmuşuzdur. Peki, abla. Buyur. Gel bakayım. Geldim. Ha, bu nedir? Bu Deremen. Oha, ben bir şeyi unuttum. Önce senin adın soyadın nedir? Benim adım Fatma Topal. Tunca Dernek'te Kadınlar Kolu Başkanıyım. Yönetim kurulundayım ve burada çalışıyorum. Yalnız Fatma abla, bir şey diyeceğim, benden Söyle. Duymuş gibi olma. Ha. Başkan seni görünce böyle birden bir esas duruşa geçti. Önünde ceket meket aradı esas duruşu. Çok mu korkuyor senden? Yok yok, korkmaz ama Peki. saygısı sonsuzdur. Peki. Ablasıyım. Bir daha diyor. Öz ablası mısın? Yok. Öz ablasıysan Allah yardımcısı olsun diyeceğim. Peki bunun adı nedir? Bunun adı nedir? Bu Taş Değirmen. Deremen. Taş Deremen. Evet. Evet. Peki bu nasıl çalışır? Bu normalde suyla çalışır. Ama memleket şimdi modernleşti. Modernleşti. Bir de İstanbul gibi yerde su bulamadığımız için elektrikle çalıştırıyoruz. Peki buradan mısırı veriyoruz şuradan. Mısır buradan ufak ufak dökülüyor. Un haline geliyor. Sağ olsunlar, biz de unu taze, organik olarak insanlara vermeye çalışıyoruz. Bu un organik, hiçbir el dokunmadan? Hiçbir katkı maddesi yoktur. Bildiğimiz kesinlikle. Saf bildiğimiz mısır. Saf mısır unu. Peki. Bu ne diyor Debir abla? Ha, buraya. Canım da bacılar. Bir ablalar. Evet. Gel. Biraz da seni tanıyalım abla. Ben Meral Yılmaz. Ben de Tunca Dernek'tenim. Yardım ediyoruz her elimizden Peki. ne geliyorsa. Nasıl? Derneğimiz için. Çok un taşıdılar ama her ikisi. Oraya da evet. geleceğim. Evet. Peki gençliğinizde bunu köyümüzde yaptınız mı? Yaptım. Ablam yaptı. Çok. Özellikle kaynanan gönderirdi sen değil mi? Sabahın köyüne. Kaynanam daha yok be, hadi batsın. Kaynana bile yok. 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 Yanlış taşa mı vurdun? Yanlış taşa. Olur ne diyeyim. Memnuneçin değilim. La tuttu o kadar gidecek. Aynen. Peki. Efendim. Nasıl? Gençliğimizdeki şeyi burada yaşayabiliyor muyuz, o havayı? Ya o havayı yani yaşıyoruz desek yalan olur tabii ki ama elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Nasıl? Güzel, fena değil. Güzel. Geçen sene daha kalabalıktı. Bu sene o kadar kalabalık, yoğunluk yok. Neden dersiniz? Neden vallahi? Ben şu arkada evet. onu, abla en iyisi. Adam hava atıyor yarım saattir. Ben Tunca Dernek Başkanıyım. Ben RİDEF bilmem nesi. En iyisi ona soralım değil mi? Hava atması kolay. Tamam mi? Sorabilirsiniz başkanım. Öyle yarım saat hava attın. Nerede bu millet? Yok, nerede bu Rize? Yok. Şimdi aslında geçen sene yanılmıyorsam Mayıs ayında yapmıştık. Bu sene Eylül ayında yaptık. Dolayısıyla okullar da yeni açıldı. Onun evet. etkisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de kıştan çıkan insanlar böyle bir gezilecek, tozulacak yer ararlar. O kapalı ortamdan yaza doğru, ilkbahara doğru bir dışarıya kendilerini atarlar. Onun kalabalığı vardı geçen sene. Ha, bu sene de kalabalık ama biz geçen seneye göre biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu katılımın düşük olduğunu düşünüyorum. Ders olsun. Bir daha sene erken yaparsınız. Evet. Ne diyeyim? İnşallah. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yok, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki, teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir de bu ablayı da çekelim. Orada arkadan bakıyor. Masum. Ben üvey evlat değilim. Biri de beni çeksin. Seni tanıyalım abla. Ben Şerife. Teşekkür ediyorum. O kadar. Kısa ve net. Evet. Peki çok kısa bir şey diyeceğim Şerifa. Ananla kocası sana bir soy isim verdi değil mi? Nedir o soy isim? Çakır. Peki Tuncalısın. Bir de en güzel şeyin niye o bayrak? Niye o tişört? Bayrak ve tişört, bayrağımız olmadan hiçbir şey olmaz. Bunu duymak için sordum zaten. Abi gel. Abi de yarım metreden göbek önde.
Önce göbeğimi çekin sonra beni. Seni düş alayım. Hayır, öyle mi? Evet. Oraya dayan, önce orayı çek. Benim göbeği çekme. Seni tanıyalım. Ben Ahmet Sofuoğlu. Tuncağı Çevre Köyleri Dayanışma Kültür ve Dayanışma Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Burada etkinliklere katılıyoruz. Bunun gibi birçok etkinlikler oluyor. Dernek namına oralarda katılıyoruz. Derneğimize ufak da olsa bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Herkesi de bu konuda, bütün derneklerde ve bütün üyeleri bu konuda derneklere daha aktif olarak katılmalarını rica ediyoruz. Yalnız anladım. Yaşaması için yani. Derneklerin yaşaması için ama anladığım kadarıyla derneklerde özellikle Tunca gibi derneklerde erkeklerin değil bayanların söz hakkı var. Zaten bayanlar olmasaydı, bu bayanlar olmasaydı biz biraz zor götürürdük bu işi. Bu da bir gerçeği var yani. Abinin gelirken Bismillah demesinden belli. Belki kolay gelsin. Biz başka yere gidelim. Haydi.